Ankara Gücü Olağanüstü Genel Kurulu'ndayız. Genel kurulda her şey yolunda gitmeye devam ederken bizler de aslında transfer yolunda giderken belki de Türkiye'de en çok konuşulan bir sosyal medya ekibi var Ankara Gücü'nün. Tabii ki bunun başında siz varsınız, basından sorumlusunuz. Çok güzel planlamalara, projelere de ön ayak olmaya devam ediyorsunuz. Burada zaten Faruk Hoca ile birlikte Bülent Atlas konuşacaklarını konuştu. Biz aslında taraftarların daha çok bizi heyecanlandıracak kısmına ve boyutuna değinmemiz gerekiyor. Bizleri ilerleyen süreçte neler bekliyor? Sosyal medya ekibini de şöyle bir tanıtacak olursak neler söylemek istersiniz? Bu arka planda ve ön planda bulunan kişiler hakkında bilgilendirmeleri alalım isterseniz. Ya aslında aynı arkadaşlarımız. Hani biz sadece bu dönemde bu göreve başladığımda Aşkın arkadaşımız yani dışında bir katılım olmadı. Aynı ekiple yapıyoruz. Ama biraz daha onların içindeki cevheri ortaya çıkarttık diyebilirim. Onu söyleyebilirim. Özverili bir çalışma. Hani oraya sahip çıkıyoruz. Aslında işinize sahip çıktığınızda otomatikman o başarıyı da getiriyor. Taraftarlarımızın önceliğini biliyoruz, isteklerini biliyoruz. Bu da bize avantaj sağlıyor. Onların neden mutlu olacağını bilmemiz bu çıkardığımız işlerin de kalitesini arttırıyor. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalar hem ulusal hem uluslararası anlamda ses getirdi. Bu yeni çalışmalarda yine devam edecek bir forma tanıtımımız var. Onu tamamladık. Forma tanıtı dışında transferlerimiz olacak. Yine sosyal projeler devam edecek. Bunları devam ettireceğiz açıkçası. Çünkü gerçekten çıtada yükseldi anladığım kadarıyla. Bunun altına inmek çok uygun değil. Bunların üzerine çıkarak faaliyetlerle sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Şimdi ben transfer boyutunu daha çok konuşmak istiyorum. Onda da zaten çok fazla irdelemek de istemiyorum. Çünkü kulübün de kendine göre prensipleri var elbette ama bir Cici, Tasos ve Hezer Rodriguez açıklamaları var ki gerçekten dünya basında da geniş yer buldu. Şimdi Brezilyalı bir isimden bahsedildi. Bu ismi zaten çoğumuz biliyoruz ama tabii ki açıklamak zorunda da değiliz. Halil, onunla ilgili de şöyle ufak bilgiler varsa yani şöyle, onun dışında da. Prosedürler gereği çünkü o futbolcumuzun şu an sözleşmeli futbolcu olduğu için bizim de bu orada bir evrak ve bürokrasi oluşuyor. Ondan kaynaklı. Yoksa oyuncu buraya geldi. Onunla ilgili de hazırlığımızı yaptık. Hani o evrak kısmı prosedür tamamlandığında o futbolcumuzu da taraftarlarımızla buluşturacağız. Zaten yazıldı o biraz. Futbolcu bizi takip etti sosyal ağlardan vesaire. Ama hani o bizim resmi açıklama yapmamız için belli kurallar var. Onların tamamlanmasını bekliyoruz. Şimdi forma tanıtımı dedik. Bununla ilgili de tabii ki farklı bir projenin olabileceğini düşünüyorum. Baktığımız zaman Türkiye'de çoğu kulüp artık farklı tanıtımlara da gidebiliyor. Ankara Gücü'nde bu nasıl olacak? Yani formayla ilgili bir tanıtımımız aslında hazır diyebilirim. Formalarımız da hazır. Ama şimdi forma tanıtımını yaptığımızda onu hızlı bir süre içerisinde satışa da çıkartmamız gerekiyor. O da Temmuz ayı ortası gibi planlandığı için. Satıştan hemen kısa bir süre önce forma tanıtımını duyuracağız. Ve bu sene işte taraftarlarımızın talebi var. Hani sponsorlu, futbolcu isimli formalar. Ona yönelik de planlamamız var. Yani taraftarlarımızın istediği şekilde de bir forma satışı sağlamayı düşünüyoruz. Sosyal projeler boyutuna değinecek olursak aslında Hezer Rodriguez'in öyle bir transfer açıklaması vardı ki belki de tabii ki futbolculara oldukça gelişine seviniyoruz ama o sosyal mesaj da oldukça önemliydi. Bir de o kısmından değinecek olursak Ankara Gücü ilerleyen süreçlerde de sosyal mesaj olarak ya da sosyal destek olarak ne gibi projelere imza atma peşinde? Ya futbolla çok sayıda insana dokunabiliyorsunuz. Bu ciddi bir avantaj. Biz de futbolun sadece o sportif yönünü toplumsal anlamda da bir fayda sağlamaya yöneltiyoruz. Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu sene zaten yeni sezonda buna yönelik çalışmalarımız olacak. Ama ben şunu da söyleyeyim. Ben kulübün resmi basın açıklamaları, federasyonla ilgili veya günlük onlar da basın sözcüsü olarak ama bizim bu yaptığımız diğer işler o kadar ön plana çıktı ki hani o bir basın sorumlusu veya basın sözcüsünün yapması gereken ve yapılan görevler biraz çok. Onlarda da çok şükür, çok takdir alıyoruz. Taraftarlarımız o noktada da destekçimiz farkındayım. Yani bu projelerin ya şu an yaptığımız her şeyin üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor. Bu zaten bu işin doğasında var. Yaptıklarımızı üzerine koyamaz, yerimizde sayarsak, daha aşağısını yaparsak başarısız oluruz. Yani şu an geldiğimiz noktada da kendi rakibimiz kendimiziz, o da ortada. Ama dediğim gibi üzerine koyarak devam edeceğiz. İnşallah
taraftarlarımızı mutlu edecek, keyif verecek, hatta Türkiye'de, dünyada yine ses verecek çalışmalar yapacağız. Son olarak bir de stat boyutuna değinmek istiyorum. Geçen sezon atmosfer ilerleyen haftalarla birlikte artmaya başlamıştı ama artık Süper Lig, Süper Lig'in yanı sıra da süper yıldızların olduğu bir takım. Taraftarla tribün, sosyal mesaj, onlarla ilgili de neler söylemek istersiniz? Belki onunla da ilgili bir proje vardır, bilemiyorum yani ama. Şöyle yani Faruk Hoca yönetimiyle birlikte geçen dönemki yöneticilerimiz yine bu dönem gerçekten yapılmayan birçok şeye bu yönetim imza attı. Yani stadı da bir sosyal alan haline getirmek istiyoruz. Yani özellikle Ankara'da tabii maçların çoğu kış aylarına denk geliyor ama özellikle sezon başı veya işte sezon sonuna doğru bahar dönemlerinde oynanan maçlarda o stat çevresinde de aslında bir sosyal bir alan, insanların maç öncesi eğlenebileceği içeriklerin olduğu bir planlamamız var. Ama tabii bunlar hep mali şartlarıdır. Bunlarla ilgili de projelerimiz var. Aslında olmaya da yakın. İnşallah stat dışında da böyle bir eğlenceli bir maç önü, ailelerin çocukları keyif alacağı bir etkinlik yapabiliriz. Öyle bir planımız da var. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Hüseyin Aytekin bizlerle birlikteydi. Ankara Gücü'nün basından sorumlu kendisi çalışanıydı ve bizi bilgilendirmede bulundu. İlerleyen dönemde röportajlarımız devam edecek. Takipte kalın.